özellikle Cumhurbaşkanı adayımız, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener yan yana geldi mi, nasıl bir güç yarattıklarını ben biliyorum. Şimdi o fotoğraf büyüdü. Hem 6 lider bir arada, hem de Genel Başkanım, 13. Cumhurbaşkanımız dedi ki İstanbul'un belediye başkanı sen de bizim yanımızda ol. Dedi ki sizlere selamını getirdim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın hepinize selamını getirdim. Sayın Cumhurbaşkanımız, 13. Cumhurbaşkanımız dedi ki Mansur Bey sen de yanımızda ol. Gücümüzü büyütelim, milletimize dönelim ve milletçe 15 Mayıs sabahı itibariyle ayağa kalkalım. 15 Mayıs sabahı çok önemli. Size söz veriyorum. Allah bizi mahcup etmeyecek biliyorum. Size söz veriyorum. 15 Mayıs sabahı kalktığınızda hava size bir başka güzel gelecek. 15 Mayıs sabahı kalktığınızda yüzünüz gülecek, yüzünüz. 15 Mayıs sabahı kalktığınızda artık televizyonlarda saat başı konuşan yüzü asık bir insan görmeyeceksiniz. 15 Mayıs sabahı itibariyle her gün vatanı ve milleti için çok çalışan bir heyeti görevde göreceksiniz. Biz işimizi yapıyoruz. Görevimizi de yapıyoruz. Ama son birkaç cümlede yine kendimle ilgili söylemek istiyorum. Akşam sabah akıllarında Ekrem İmamoğlu. Yani İstanbul'u kaybetmek hala alışamadılar. Öyle bir demokrasi tokadı yediler ki bir daha toparlanamadılar. Son İstanbul'da bir açılışta bir çivi çakamamışlar dedi Sayın Cumhurbaşkanı benimle ilgili. Vallahi güleceğiniz bir şey anlatacağım size. Onun anlıyorum. Onlar Ekrem İmamoğlu ve ekibinin 4 yılda ortaya koyduğu performanstan biraz sıkıntı çekiyorlar. Çünkü onların misli fazlası iş yaptık. Bakıyorlar ki ya bunlar nasıl başardılar? Niye anlayamıyorlar biliyor musunuz? Bizim iş yapma biçimimiz farklı. Biz kiminle çalışıyoruz? Eşimizle, dostumuzla çalışmıyoruz. Kızımızla, damadımızla, oğlumuzla çalışmıyoruz. Biz bu milletin evlatlarıyla çalışıyoruz. Orası Orası milletin malı. Arkadaş üzülmeyin. Milletin malı gene millette. Sadece sizi beğenmediler, yolladılar. Aynen 14 Mayıs günü size güle güle diyecekler. Aynen o gün gibi. Bir de diyor ki efendim Ekrem İmamoğlu anca gezer. Anadolu'nun her yerine gider. Gideceğim. Çünkü ben demokrasi mücadelesi veriyorum. Çünkü ben neferim, nefer. Neferim ben. Milletin neferi. Çok çalışacağım dedim. Ne dedim? En çok ben çalışacağım dedim. Evet, çok çalışacağım. Beni gördükçe çalışmalarımı sizi yoracağım. Niçin? Siz beni izlerken yorulacaksınız. O kadar çok çalışacağım. Ama sizinle bir şey paylaşayım. Aramızda kalsın. İstanbul'da
diyor ya çok geziyor benim için. İstanbul'da en fazla gezmiş belediye başkanı kim sizce? En fazla gezen. Anladınız siz kim olduğunu? Anladınız. Tamam, ismini söylemek istemiyorsunuz. Adalet biraz şüpheli bir şey gelir başınıza. Ben söyleyeyim. Görevi başındayken en fazla izin kullanan gezen Sayın Cumhurbaşkanı. Bizde belgesi var. Hayır, yuğlama yok. Bizde belgesi var. Ama biz boşuna gezmiyoruz. Biz şu anda bir demokrasi seferberliği başlattık ve onun için vatanın her köşesini dolaşacağız. Sizinle dertleşeceğiz. Bu seçimi kazanmak zorundayız ve kazanacağız. Şimdi benim sevgili Tokatlı hemşerilerim, herkesle konuşmaya, farklı düşünen vatandaşlarımızı, komşularınızı, eşinizi, dostunuzu, akrabalarınızı ikna etmek için var gücünüzle çalışmaya var mısınız? 1, 2, hep birlikte 14 Mayıs günü sandıklara koşup oy rekoru kırmaya var mısınız? 3, yine hep birlikte sandıklara sahip çıkmak için ama Millet İttifakı'nın partilerine, ama Türkiye gönüllülerine katılarak görev almaya var mısınız? O zaman bundan sonraki kısmın yarısını ben söyleyeyim, yarısını siz söyleyin. Var mısınız? Her şey! Arkalardan ses istiyorum. Her şey! Her şey! Her şey! Tokat diyorsa olur. Her şey çok güzel olacak. Hepinizi seviyorum. Kalın sağlıcakla. Sağ olun, var olun.